Merhaba sayın dinleyiciler. arvekcenter.com'a hoş geldiniz. Bilirkişi Düşüncesi programında Talış Ulusal Hareketi'nin yaptığı açıklamayı sunacağız. 30 Mart 2020'de Azerbaycan'ın siyasi tutuklularının özgürlüğü için İnsan Hakları Birliği yenilenmiş 140 kişiden oluşan siyasi tutuklular listesini yayınladı. Ancak 14 Şubat 2020'de Bakü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıl hapis cezasına çarptırılmış Talış bilim adamı, gazeteci ve politikacı Fahreddin Abozdo'da bu listeye dahil edilmemişti. Listeyi hazırlayanlar hangi kişilerin siyasi tutuklu olup olmadığına Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Ekim 2012'de kabul ettiği 1900 sayılı kararda belirlenen kriterlere dayanarak karar verdiklerini iddia ediyor. Kriterler şunlardır. Birincisi, kişi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve protokollerine aykırı tutuklanıyorsa, yani kişi vicdan, ifade ve düşünce, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü haklarına aykırı olarak özgürlüğünden yoksun bırakılıyorsa. İkincisi, kişi tamamen siyasi nedenlerle tutuklanıyorsa. Üçüncüsü, kişinin siyasi nedenlerle hapis cezası ve koşulları suçlandığı fiillerle orantısızsa. Dördüncüsü, kişi ayrımcılığa maruz kalarak tutuklanıyorsa. Ve beşincisi, kişi bariz siyasi güdüler içeren, açıkça adil olmayan bir yargılanma sonucunda özgürlüğünden yoksun bırakılıyorsa. Fahreddin Abozdo'da 27 Şubat 2019'da Rusya tarafından yasadışı bir şekilde Azerbaycan'a iade edilmişti. Moskova Bölge Mahkemesi 29 Nisan 2019 tarihli kararıyla iadenin yasadışı olduğunu kabul etti. Azerbaycan'ın siyasi tutuklularının özgürlüğü için İnsan Hakları Birliği ise bunun farkındadır. Abozdo hiçbir zaman gizli bilgilere sahip olmadı. 2008 yılından beri Azerbaycan sınırları dışında yaşadı. Azerbaycanlı yetkililerle hiçbir zaman temasa geçmedi. Ama bunlara rağmen davası yasaya aykırı olarak kısmen kapalı bir rejimde gerçekleştirildi. Kararın açıklamasından sonra İnsan Hakları Birliği'nin kurucularından biri olan Hilal Mamedov'un belirttiği gibi duruşmalar ciddi ihlallerle yapıldılar. Bu arada Abozdo'da 2012 yılında Hilal Mamedov'a karşı açılan davada ona aktif bir şekilde yardım etmişti. Ayrıca Hilal Mamedov, Fahreddin Abozdo'nun siyasi görüşleri nedeniyle Azerbaycan'da zulüm gördüğünü doğruladı. Abozdo'nun davasında davacının sadece tek tanığı vardı. O da tanıklıktan çekildi. Davacı onun suçlu olduğunu kanıtlayan herhangi bir delil sunmadı. Ancak mahkeme onu Ermeni casusu olarak hapse mahkum etti. 2015 yılında Azerbaycan'ın siyasi tutuklularının özgürlüğü için İnsan Hakları Birliği'nin bir diğer kurucusu olan Leyla Yunus ve kocası Arif Yunusov açıkça uydurulmuş dava neticesinde Ermeni casusları olarak mahkum edilmişti. Bu arada bu dava hakkında Abozdo makalelerinde yazmıştır. Bakü Mahkemesi, Abozdo'nun birlikte çalıştığı iddia edilen Ermeni özel servisleri çalışanının dünyaca ünlü Ermeni İranlı Ganik Asatyan'ın olduğunu ileriye sürdü. 2008 ve 2013 yıllarında ise Azerbaycan Mahkemesi, Talış bilim adamları Novruzali Mamedov ve Hilal Mamedov'un birlikte çalıştığı iddia edilen İran özel servisleri çalışanının İranlı bilim adamı Ali Abdoli'nin olduğunu ileriye sürmüştü. Ayrıca mahkeme sözde istihbarat faaliyetleri hakkında herhangi bir delil sunmamıştı. Azerbaycan'ın insan hakları aktivistleri onlara haklı olarak siyasi tutuklular sayıyordu. Oysa Fahreddin Abozdo'ya gelince ona açılan davanın gayrimeşru, uydurulmuş siyasi güdüleri olduğunu görmemeye karar verdiler. İnsan haklarının korunması, insanın ifade ve düşünce özgürlüğü hakkının korunmasını öngörüyor. Neden Talış bilim adamı ve gazeteci Abozdo söz konusu olduğunda Azerbaycan'ın insan hakları savunucuları bunu unutuyorlar? Azerbaycan'ın siyasi tutuklularının özgürlüğü için İnsan Hakları Birliği'nin kurucularından olan Leyla Yunus, 2000'li yılların başlarında Nemet Panahlı ve İskender Hamidov dahil olmak üzere çok sayıda Türk şovenisti siyasi tutuklular listesine dahil edip aktif bir şekilde savunuyordu. Dahası Leyla Yunus, darbe girişiminde bulunmakla suçlanan eski bakanlar ve Alev rejimi üyeleri Ali İnsanov ve Ferhat Alevi de siyasi tutuklular listesine dahil etmişti. Biri 11 yıl, diğeri ise 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Oysa Fahreddin Abozdo'da medyadan yaptığı açıklamalar nedeniyle 16 yıl hapse mahkum edildi. Abozdo şiddet içeren davranışlarda asla bulunmadı. Sadece görüşlerini barışçıl bir şekilde ifade etti. Azerbaycan yetkilileri ve muhalefeti için acı verici olsa da. Gerçekten de İnsan Hakları Birliği'nin üyeleri Abozdo hakkında mahkemenin verdiği kararda ceza ile fiil arasında büyük orantısızlık olduğunu görmediler mi? Leyla Yunus'un da üye olduğu Azerbaycan İnsan Hakları Kuruluşları İzleme Grubu siyasi tutuklular listesine cinayetten hüküm giyenleri bile, örneğin Dayanat Kerimov'u bile dahil etti. Ancak görüşlerini barışçıl bir şekilde ifade eden gazeteci
3 Talış gazetesinin editörü ve talışolog Fahrettin Abuzzo'da siyasi tutuklu olarak tanıyamadı. Üzülerek belirtmeliyiz ki Azerbaycan'ın insan hakları savunucuları Abuzzo'nun davasını görmezden geliyorlar. Örneğin Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin Azerbaycan Milli Komitesi Başkanı Arzu Abdullayeva, Şubat 2019'da Abuzzo'nun iadesinden sonra insan hakları örgütünün Abuzzo'nun davasını izleyeceğini açıklamıştı. Ancak bir kez olsun bile duruşmaya gitmedi. Böyle bir insan hakları koruyucu nasıl güvenilir? Avrupa ve uluslararası kuruluşlar Fahrettin Abuzzo'nun adil yargılanma hakkı olduğunu sürekli olarak dile getiriyorlar. İnsan Hakları Birliği 22 Mart 2020'de gözaltına alınan Tofik Yagubli'yi bile siyasi tutuklular listesine dahil etmişti. Oysa Ukrayna'dan yasadışı bir şekilde Azerbaycan'a iade edilmiş Elvin İsev listeye dahil edilmedi. Onun siyasi güdüler nedeniyle tutuklanması açıktır. Azerbaycan insan hakları koruyucularının gösterdikleri seçici yaklaşım, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde politik zulmü değerlendirmek için kendilerinin bağımsız yöntemlerden uzak olduklarını, genellikle kendi görüşleri tarafından yönlendirildiklerini, Fahrettin Abuzzo'da konusunda olduğu gibi sessizlikleriyle Alev rejiminin yasa dışı eylemlerini tamamen desteklediklerini ortaya çıkardı. Bugün bu kadar sayın dinleyiciler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.